koşulları, yakındaysa su alanları, tarım faaliyetleri için kullanalım toprakları. Yetiştirelim bitki ve sebze, oturalım çiçek bahçelerinde. Çeşitli meyve ağaçları bile dikilebilir tarım arazilerinde. Toprak kaynaktır meyveye, meyveler girer sanayiye. Meyve suyu satıcı ticaret, al işte ekonomik faaliyet. Karasaldır iklim şartları, İç Anadolu tahıl ambarı. Buğday, arpa, yulaf var, unutmayalım çavdarı. Baklagillerde karasal iklim, nohut, fasulye, bakla yedim. Sanayi tesislerinde işlenen pamuktan da gömlek giydim. Meyve üretiminde lideriz, fındık, üzüm, karpuz severiz. Suyu ve sıcağı sever sebze, üretimde lider Ege ve Akdeniz. Bahçesi var, bağı var, madeni var, suyu var, çeşit çeşit kaynaklar. Cennet gibi bir diyar, vatanımız çok güzel. Sulamayla verim artar, sıcak ve kurak bölgelerde makineler işlenmesini sağlar, toprağın daha kısa sürede ihtiyacı olan bitkiye gübreleme, mineral takviye, yüksek verimli olsun diye tohum ıslahı yapılır bölgeye. Böcek, hastalık ve yabancı otlar zirai mücadeleyle yoklar. Verimi etkileyen faktörlerde ulaşım ve pazarlama da var. İnek, manda ve öküz, Doğu Anadolu ve Karadeniz çayırlarında yapılır büyükbaş hayvancılık dediğimiz. Başı küçük olan hayvanlar Güneydoğu Anadolu'da var. Koyun, keçi, koç, tamam, tavuğun da başı küçük hocam. Tavuk kümes hayvanıdır, yumurta üretimine dayanır. Kümes hayvancılığı en çok Marmara bölgesinde yapılır. Denizden babamız çıksa yeriz, balıkta lider Karadeniz. İpek böcekçiliğini sorarlarsa Bursa, Bilecik, Eskişehir deriz. Diyarbakır, Ankara, Malatya, ipek böcekçiliği var unutma. Arıcılık Muğla, Rize, Kars, Erzincan, Hakkari unutulmaz. Bahçesi var, bağı var, madeni var, suyu var, çeşit çeşit kaynaklar. Cennet gibi bir diyar, vatanımız çok güzel. Sularla çevri üç tarafımız, su ürünlerinde biz de varız. %90 denizlerden, %10 akarsu göllerden. Sularımız akar gürül gürül, hidroelektrik oradan yürür. Doğu Anadolu'da en çok santral, ülkemiz dünyada üçüncüdür. Sular deyince deniz turizmi, turizmde payı %20. Akdeniz ve Ege sahilleri çeker turistlerin ilgisini. Deniz ulaşımında boğazlar, Akdeniz ve Karadeniz'i bağlar. Ortalama 50 bin gemi geçer, ekonomiye büyük katkı sağlar. Avrupa'da bir, dünyada 7, kaplıcalarda Türkiye'nin yeri. Afyon, Kütahya, Balıkesir, Ankara, Denizli ve İzmir. Su, kaya, kanon, rafting, yeter hocam artık biz bittik. Böyle şarkı mı olur yahu, başlarken biz daha gençtik. Bahçesi var, bağı var, madeni var, suyu var, çeşit çeşit kaynaklar. Cennet gibi bir diyar, vatanımız çok güzel. Kıymet bilir donmuşlar. Dayanın çocuklar, sakin olun, rezervi boldur bizde borun. Diyit, taş, kömürü, mermer, bizdeki önemli madenler. Maden çeşitleri boldur ama kendimize kısmen yeteriz. Maden tetkik arama 1935'te biliriz. Rüzgar, güneş, biyo, kütle, jeotermal ve hidroelektrik, yenilenebilir enerjiyle dünyayı kurtarabilirdik. Kömür, petrol, doğalgaz, yanar biter tükenir. Nükleer enerjiyle büyük enerji gelir. Ormançılık ihtiyaçtır, hayatımızda hep olacaktır. Bu konuda önemli olan yerine yenisini koymaktır. Kereste, mobilya, sunta, sanayi alanlarında, inşaatta ve ihracatta yakacak olur konutlarda. Havaya, suya, insan ruhuna, doğal hayatta, hayvanlara olumlu etkileri saymakla bitmez, engel olur erozyona. Ormanları korumak şart, bilinçli olmalı halk. Kime ne fayda sağlar? Ağaç kesmek, orman yakmak. Bahçesi var, bağı var, madeni var, suyu var, çeşit çeşit kaynaklar. Cennet gibi bir diyar, vatanımız çok güzel.